Merhaba. Ankara'da Erdoğan sonrası dizayn ediliyor. Saraydaki yakın çevresi dahi çelme takıyor. İçeriden vuruluyor. Hemen her alanda savrulan bir Türkiye. Yaklaşık 10 milyon işsiz var. Gençlerin %42'si işsiz. Son 10 yılda çoğu nitelikli 4 milyonun üzerinde vatandaşınız Batı'ya dönmemek üzere göçmüş, resmi rakamla 5.3 milyon Suriyeliye her gün binlerce Afgan göçmen ekleniyor. Satın alma gücü her geçen gün eriyor. Emekliler artık yoksulluk sınırının altında yaşama mahkum durumda. Cumhurbaşkanı aylar önce 3 doz aşısını olmuş antikor değerlerini düzenli takip ettirirken vatandaşını kalitesiz bir aşıya mahkum etmiş bir ülke söz konusu. Sapır sapır dökülüyor. İyi hiçbir şey yok. Birileri keyfi yönetime fena halde alışmışken birileri Erdoğan'ı güçsüz ve hasta gösterme derdinde. Bunu önemsiyorum. Bakın, 2011 yılında özel uçağında Ali Bayramoğlu ile karşılıklı şampanya içen Egemen Bağış'ın sarhoş halleri içeriden birileri tarafından özellikle servis edildi. Tıpkı Binali Yıldırım'la Tayyip Erdoğan'a birkaç yıl arayla aynı konuşma metninin okutulması gibi. İçeriden birileri servis etmese kimsenin bulamayacağı bir detaydır bu. Sosyal medya dili gençlerimiz arasında, gençlerimiz arasında bir geçerli yazı bir yazı diline, yazı diline, iletişim, diline iletişim diline dönüşüyor. Anlamsız kısaltmalar, aralara kısaltmalar, serpiştirilen yabancı aralara kelimeler, aralara serpiştirilen bozuk cümleler, kelimeler, saçma bozuk ifadeler, cümleler giderek, giderek sıradan hale geliyor. O arada yetmedi yazlık sarayın fotoğrafları sızdı. Nasılsa mimarı internet sitesinde yayınlamış. Çabuk unutuyoruz. Erdoğan'a aşı konusunda iki kere büyük yalan söylettiler. Bakın çok enteresan. Bugün İngiltere 100-150 sterlinle aşı yapıyor. İngiltere'de insanlar 100 sterline aşı oluyormuş. Bir hafta sonra yalan pardon rakam 50 sterline indi. Elbette otoriter liderler tabanı konsolide etmek için büyük yalanlar söylemek zorunda. Gel gelelim aşı Avrupa'da parayla palavrası dakikalar içinde çürütülecek bir yalandır. Herkesin hısımı akrabası var. Biz de bu kritik sürecin ülkemiz ve milletimiz için taşıdığı önemi biliyoruz. Ha. Yine Erdoğan'ın koltuğa yığılmış gibi oturduğu, kelimeleri gevelediği, zaman zaman kendinden geçtiği o meşhur 13 dakikalık bayramlaşma videosu. Propaganda Bakanı'na bacak arasıydı bu. 15 Mayıs'ta Profesör Emin Gürses şöyle demişti. Erdoğan güvende değil, iki bakan, bir başkan, üçü bir araya gelecekler, Cumhurbaşkanımızın sağlık durumu iyi değildir diyecekler, kendileri ülkenin yönetimini alacaklar. Buna itibar ettiğimden değil, Ankara'da Erdoğan sonrası dönem dizayn ediliyor. Saraydaki çevresi dahi çelme takmaya başladı. İçeriden vuruluyor. Ne çare yerine geçecek olanlar aynı yetkilerle mevcut temizlik çerçevesinde iş tutmaya hazırlanıyor. Erdoğan farkında mı? Çektiği videoda düştüğü durumun dahi farkında değil. Tıpkı yazdırılan kitabın farkında olmadığı gibi.